sarılalım çocuğa diye. Sen şimdi üstüne konuşmayın. Esra Hanım bana söz verdi. Buyurun lan ya. Ben konuşacağım. Ara giden iki hafta oldu. Filafistan yer değildi. Çoğlarım yanında gelmiş veririz. Sen Şırnak'ta Esra Hanım dinlesin. Sen Şırnak'ta ne dedin? Çocuklarımla sana olur dedi. Esra Hanım beni dinle. Canlı yayında tehdit etti beni. Sen bana ne dedin diyor. Bütün 81'iyle şahit. Canlı yayında tehdit etti. Bir saniye. Naciye Hanım çocuklarla ilgili ne dediniz? Tehdit etmedim. Öpüyorum git dedi. Çocuklarımla sana olur dedi. Duymuyorum. Tek tek söyledi. Esra Hanım avukat hanıma bir şey demek istiyorum. Bekle soracaksın. Siz ne dediniz çocuklarla ilgili? Çocuklarımla sana olur dedi. Benim alnım at dedi. Çocuklarımla sana olur dedi. Çocukları vermem mi dediniz? Ben vermem etmem demedim. Gittiğinde kızını götürdü Esra Hanım. Onu da bana koydu gitti. Ben dedim ki annen ey bulursa. Kızım onu da al dedim. Annen şey, çocuk dedim annen yanında büyüsün dedim. Bunda ne var Esra Hanım? Şey dedi abla ben alnım at dedi. O ev. Kendi kocasıyla ilgili şey çıktığında benim alnım at dedi çocuklarınla sana olur dedi. Tekrar izleyebiliyorsanız yani okay, izle. Peki. Buyurun sor Gökhan. Esra Hanım ben bir şey demek istiyorum. Tamam, sorabilirsin. Ya, biz bir şey demiyoruz ona. Sor avukat hanım. Ben Hülya Hanım'a bir şey soruyorum. Hülya Hanım herkes bak 81 milyon izliyor doğru mu? Herkes benim yerime koysun. Ben ona demedim. O Şırnak'ta bana... Eşine şüphelenirim tabi. Eşine Tanju'da en testi yapmasın herkes. Hadi yürü. Boş yuvanı. Boş o zaman niye boşanırsın? Kendini köle yapmak istiyor. Boşanmayacağım. Kendi işkenceyi mi yaptırmak istiyorsun? Evde yine yaptıklarını mı tekrar yaptırmak istiyorsun? Amca sen anneyi yanına göndereceksin. Yaptırmak mı istiyorsun? Boşanmayacağım. Çocuklarını da vermeyeceğim sana. Neyi neye vermiyorsun? Sen kimsin de kime neyi vermiyorsun? Bana diyor ya sen... Kimse de boşanmaz. Şimdi o videoya bak bana bak. Boşanmam. Sen normal boş misin? Boş konuşuyorsan. Bir bak. Niye boşanmıyorsun? Boşanmayacağım. Neden? Çocuklarımı da sana vermeyeceğim. Sen neden boşanmıyorsun? Değilsin. Sana vermezler. Bana vermezler bile. Devlet sahip çıkar. Sen korkma. Sana vermezler. Diyorum. Ben gayet kendimdeyim. Ha, bak gayet. Gökhan Bey baktı. Anneniz, tamam, anneniz utan. Polislerle eşinizin ayıp evden gittiğini yaptın. Biliyor. Ya, siz... Hanım, gelininiz evden polis marifetiyle çıkıyor. Tam şey, oğlum buraya geldi, hiç haberi yok bundan. Niye oğlunuza söylemediniz nasıl çıktığını gelin evden? Geline de akıl veren siz, geline de avukatım. Git oğlumdan ya, başını kurtar diyen ya, sensin. Ya ben oğluna niye bilgi vermiyorsun? Kadın sığım evine gitti dedim. Ben de gitmedim ya kalma dünyada. Hayır sen dün kalmadı. Dedin ki benim haberim bana, yok. Dedeme gittim sordum. Kendi ne dediklerini bilmiyorlar. Ben haklıydım avukat hanım. Kendi ne dediklerini bilmiyorlar. Dediklerinin arkasında duramıyorlar. Çünkü annem, hepsi yalan. Annem evde yoktu Hülya Hanım. Sonra, sonra gördün ya anneni. Hı. Sonra gördün anneni hiç mi görmedin? Tamam bak, daha sonradan söyledi yalan, işte. Yalan yalan hepsi yalan. Benim şeye aldığım yok dedi. Onun için çıkmış şey ifade etmiyor. Naciye Hanım da ikili oynuyor. Geline diyor ki git diyor. Başını kurtar benim beni oğlumdan diyorsunuz. Polis tamam marifetiyle kız evden gidiyor. Sen oğluna bunu söylemiyorsun. Polis... Oğlum biliyor. Bunu ha söylemiyor. Eve gittim dedem vardı diyor. Nasıl gittiğinden haberi yok. Ya dedem söyledi zaten Hülya Hanım. Polisler ama... geldi götürdü. Hayır öyle bir şey demedim. Hayır. Dün sana bu soruyu ben 10 sordum. 10 kere sordu Esra karın sana. Evden nasıl gitti dedim. Çıkıp gitmiş. Dedem nereye gittiğini bilmiyor. Evi terk etti. Halbuki... Polisler geldi. Polisler geldi. Polis aramış. Evi terk etti. Ben de bunun üzerine... Bir adam susuz olsa evi niye terk polisler eder? Polisler geldi götürdü dedi. Hayatım sen ben parkta hiçbir şey görmedim. Ben de bunun üzerine dedim ki bu çok akıllıca bir ben hareket. Yani bu hani düşünülmüş ve akılla yapılan bir şey. Yani bu evde duramıyorum. Polis arayayım gideceğim ama yer. Ama nereye gideyim evi başka? Ve bu tamam şekilde ayrılık. Çocuk şimdi ölüm şunu anlamak ben istiyorum. Gitmedim, biraz önce polis kalmadı. Gitmedim sığınma yok almadı aklına. Eşine. Gitmedim avukat ben kalmadı. Ben söyledim gizli kalmasın istedim. Benim hayatım tehlikede dedim. Gizli kalmasın istedim. Gizli kalmasın istedim. İşte sen söylemek istemedim. Çünkü hayatım tehlikede ben sana güvenmiyorum. Buradan diyorum güvenmiyorum. Ölürsem senin yanına.
Peki bir soru soruyorum. Etmedim. Sana çocuk mucuk yok döndü. Peki. Yok vermezler. Korkma. Şu soruyu cevapla. Annem babam senden iyi bakıyor. Oğluna zaten seslen. Onlar büyüktü. Duymuyor. Bir saniye. Takıldı. Dur. Bir yere takılıyor ve hedefleniyor. Başka bir yere de bakmıyor. Biraz önce dedin ki senden asla boşanmam. Boşanmama sebebin nedir? Ben eşimden boşanmıyorum Esra Hanım. Sebep. Bu anlattıklarına da inanmıyorum. Sebep o çocuklarım nedir? Da psikolojik değildir. Takıntı abla, psikolojik ben onu sormuyorum. Psikolojik rahatsızı var. Bana takıntılı abla. Annesi bir dakika. Döndü buruttur. Gökhan, babası ben sana Gökhan başka buruttur. Bir şey soruyorum. Tedavi de alacak. Ben de Gökhan, alacağım. Ben istemiyorum. Senle niye boşanmak istemiyorsun? İstemiyorum Esra Hanım. Sebep. İstemiyorum. Açıklamasını eşimi yap. De çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Tiksindim senden. Tiksindim. Bana sevgi göstermedin ki ben seni seveyim ya. Boşanmıyorum senden. Sevmiyorum. Kendinde. Birisin, ben seviyorum. Kendinde, bak görüyorsunuz bu işte nasıl kişi. Kendinde değilsin dedin. Bir saniye. Sen beni boşamak, çocuklarımdan ayırmak ama boşanmıyorum. Benim derdim ayırma sana vermezler zaten. Boşanmıyorum sen. Abicim duyuyor musun bak elime bak arada. Bunu yaptığımda cevap ver. Kendinde değilsin senden boşanmıyorum dedin. Değil mi? Evet doğru. Eşin kendinde değil mi? Ben gayet kendimdeyim ama bunda yok mu doktor şeyler? Evin içinde kendi kendine konuşuyordu. Beni dinlemiyordu. Ben orada hani yedi dil konuştu ya diyor abla. Bir saniye abla beni dinler misin? Videoları var yedi tane dili ben hayır, konuşamam. Hayır ben orada dua ediyordum abla. Bildiğin tane kısa kısa sureler ondan vardı. Sen konuşamazsın. Gözümü kapattıklarımdan. Bir saniye. Seni döndücüm. Biraz sonra bir yeni görüntü var. O görüntüyü ekrana getireceğim. Şimdi çok uzun saatler bir hocanın yanında kalıyorsun. İşte yabancı yedi tane. Yedi dil işte bilinmeyen bir dilde konuştuğunu iddia ediyor dua kayınvaliden. Ben abla. Neler yapıyorlardı sana orada? Gözümü kapattılar. Ondan sonra zaten hatırlamıyorum. Dua ettim. Gözüm kapalı olduğu için hiçbir şekilde zaten etrafı şey yapamadığı için dua ediyordum. Kısa sureler biliyorum. Uzun surede bilmiyorum. Yedi dil neyim ben bilmiyorum. Bilmediğin için mi bilmiyorum konuştunuz? Bilmiyorum abla. Ben dua ediyordum. Bunlar dinden şeyden hiç şeyler olmadığı için ahlakları kitapları da olmadığı için bunlara duayı da bilmedikleri için hacılık hocalık diye zaten beni yutturdular. Kız kardeşim kim yutturuyordu seni hocam? Zehra Güneş'in bağırmasını istiyorum. Benim bilgim yok. Sen ablan yaptın bunları. Avukat Hanım'a sorun sor sonra ben sana başlayayım. Sonra kocan seninle beraber oldu. Oldu her türlü. Biliyorsun. Gökhan eşini çok seviyorsun ama aynı zamanda da yılan ve nankör diye hitap ediyorsun. Bu sevgi sözcükleri mi? Sevgiden mi ileri geliyor bunlar? Ya ben seviyorum ama canım bile yanıyor. Kendisine bir şey olacak diye korktum. Niye yılan diyorsun? Niye nankör diyorsun eşine? Elinden geçti daha ağır kelimeler de derse. Bana bu laf denmez, yüzüme söylüyor. Neler saymıyor bana ya evin içinde. Ölürsen ölür, umurumda değilsin diyor. Bıktırdın çünkü, ama bıktırdın. Ama kasten yapıyor, acı çek. Ben neyim? Döndü. Zevk arıyor bana acı vermek. Sen zevk arıyor, ben yapmadım. Zevk arıyor. Her defasında evi terk eden bendim. Diyor. Hakarete uyrayan bendim. Sokaklarda kalan bendim. Açsızız kalan bendim. Çocuklarla yollara düşen bendim. Peki. Gitsin şimdi. Ben insansın. Döndü. Buraya sen dön. Sen görüntüyü sen ekrana sen getireceğim. Tamam konuşuyorsun. Gökhan'a da su verin. Bir yudum su içsin. Şimdi burada. Kada kalitesiz olmaz. Tamam Gökhan. Gökhan bir su iç. Sesleme sağ. Küfür etmiyoruz. Hakaret etmiyoruz. Gökhan, ekip arkadaşlarına. 12 günü çocuğumu göstermiyorum bana. Ne çekiyorum ben? Ben gittim de neredeydi aklına? Çocuklar herhalde beni al git. Neredeydiniz o zaman? Neredeydiniz? Senin planın birini bulup sizinki belli. Sizinki. Kanlıca bağlansın ya. Kanlıca bağlansın. Sen bana acı çektiremezsin bu ülkede. Bağlansın. Sen değilsin benim şeyim.
Sizin sizin Gökhan'cığım, kötü bir eş. Gökhan, Gökhan kötü bir eş. Kötü bir anne. Çocuklarının gelişimine olumsuz anlamda örnek olabilecek, çocukların hayatını etkileyebilecek bir anne var karşında. Ben bunu anlamıyorum. Bu kadar kötü bir insandan, kötü biriyle niye insan ömrünü geçirmek ister? Ya Esra'nın ne yapayım? Söyleyin ne yapabilirim? Hayır, boşanmayacağım. Hayır, hayır. Ölürüm yine boşanmam. Hayır, boşanmama sebebi... Sebebi de açıklıyorum işte. Başka biriyle döndü. Başka İki biriyle bir yere boşanmak başka biriyle evlenir o diye mi? O takıntı diyor ya, takıntı değil. Takıntısın sen. Evlenir rahatsızsın. Takıntısın. Seven adam bunları yapmaz. Hatta sevdiğimi bir diğer bana hadi çektirin. Seven adam bunları yapmaz. İşte sen yapmayacaksın. Yapmaz. Bir adım seven gelmiyorsun. Seven adamlar bunları bir adım yapmaz. Bana. Geleceğe adım koymadı. Ben esnelerini affettim. İşine geldim mi insan gibi oluyor. Ettim, affettim. İşine hakarete uğradım. Affettim. Valizi verdim attım. Bak şu 80 milyon var ya. Dursun. Sokaklara attın, affettim kadın başımda, hoşuna sokaklarda gidiyor, hoşuna kaldım ben. Ben acı affettim çektim mi? Sen zevk sokakta ben senin için çırpını kalan hoşuna gidiyor. Onu anlatıyor abla, hani hiç gerisi bana sormuyor. Neden geçmeyeceksin? Bekleyin, Gökhan anlaşır mı? Bire bire konuşun. Sen çocuklarıma bile bana düşman ettin. Sen hoşuna gidiyor. Benim hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Senin annem bana ne dedi? Dinle, annesi aradı bana. Telefona dedi ki, Hülya Hanım duyun. Dedi ki, kızım benim hasta, ölsün sahip çık dedi. Teyze dedim, bir adım atmıyor kızım dedi. Ben ne yapayım dedim ya, ne yapayım dedim. Sabahtan akşamına çalışıyor. Milyon insan izliyor. Çok mu zor yemek yapmak? Yapmadım mı? Yapmadım mı? Yaptım da beğendim mi? Çöpe döktünüz. Çöpe yaptıklarımı çöpe döktünüz. Bir kere olsun yemek gelmesin. Sormadın. Bir dakika. Sormadın. Gökhan, sana acı çektiriyor. Zevk alıyor Esra. Tamam. Sana acı çektiriyor. Bundan döndü. Kasayı yapıyorsun işte. Biriz de biriz konuşun. Bak zevk alıyor. Seni mesela sevmediğimiz birinin damarına basmaktan haz duymak. Yani bu hiç anlayabildiğim bir şey değildir. Bunu yapanlar çok vardır. Bu seni sevmediğini, seninle bir arada olmak istemediğini gösteriyor. Peki sen niye kendini acı çektiriyorsun? Ya Esra Hanım söylüyorum işte. Ben o, affedersiniz, bir kere parmağını kesti yemek. Şey, hani çok eskiden bu olayı dinle be dinle. Çok uzun yıllar önce şey, el, meyve mi bir şey söylüyor. Bıçakla tamam. Elini kesti meyve bıçağı. Şuncacık yara hastaneye götürdüler. Şey, pansiyon yapmak için. Ben doktora yalvardım hastanede ya, yalvardım. Hastanede demedin mi? Beceriksiz dinle, hiçbir dinle. Şey yapamadı bu Olkan diye. Olkan Hanım dinlesin. Dinle. Sakin anlat bari. Tamam Gökhan. Dinle. Doktora şey, bayandı. Aman abla dedim. Eşime bir şey, sanki ameliyat oluyor eşim. Bir şey oluyor, çıldırıyorum. Aman abla ölür dedim. Ölür mü diye sordu. He. Şey, niye panik atma? Avukat, polis. Seven adama eşim nerede diye soruyorum. Namusunu sokağa atmaz. Seni sevmedim için bunu atmazsın. Kaç kere kocan seni evden kovdu? Çok abla, çok. Nereye gönderiyor? Annemin yanına gidiyordum. Kendi annesinin yanına gidiyordum. Ondan sonra ben nasıl bakayım, beni de rahatsız ediyordu. Annesi bile bundan korkuyor. Söylesene. Niye söylemiyorsun? Darp ettiğini. Korkuyor diye. Niye demiyorsun? Niye?